Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Çok değerli doktorumuz, göz hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Ayşe Öner. Hoş geldiniz hocam. Merhabalar, teşekkürler. Nasılsınız hocam? Hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Sizler nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkürler. Evet. Hocam hemen ilk soruyla başlıyorum. Kök hücre tedavisi göz hastalıklarında ne kadar süredir uygulanıyor? Kök hücre tedavisi gözde çok yeni. Daha önce dermatolojide diğer branşlarda başlamıştı ama gözde yaklaşık biz 10 yıldır üzerinde çalışıyoruz. Son 3-4 yıldır da yoğun bir şekilde yapıyoruz bu tedaviyi. Şu ana kadar yaklaşık 2000'e yakın hasta uygulamamız oldu. Ve oldukça iyi sonuçlarımız da var bu tedaviyle ilgili. Yurt dışında da yine bazı ülkelerde yapılıyor bu tedavi. Peki bu kök hücre tedavisi hangi göz hastalıklarında en çok tercih ediliyor, uyguluyorsunuz? Evet, bizim uyguladığımız hasta grubu biraz zor bir hasta grubu aslında. Biraz tedavide zorlandığımız, belirgin bir tedavi seçeneği olmayan hastalıklarla uğraşıyoruz. En büyük grubumuz gece körlüğü hastaları, retinitis pigmentosa dediğimiz, halk arasında tavuk arası da deniyor bu hastalığa. Buna benzer retina distrofileri dediğimiz genetik geçen, görme kaybı yapan, gece ya da gündüz görme kaybı yapan ve ilerleyici hastalık grubu, en büyük grubumuz bu. İkinci grubumuz sarı nokta hastalıkları. Bu hem yaş ileri yaş gruplarında görülüyor hem daha genç hasta gruplarında görülebiliyor sarı nokta hastalığı. Yine genetik olarak geçen bir grup. Üçüncü grubumuz da optik sinir hastalıkları. Bu da pek çok sebebe bağlı oluşabiliyor. Bu hastalıkların ortak özelliği bu üç grupta ilerleyici görme kaybı yapıyor ne yazık ki. Geri dönüşümsüz görme kaybı yapıyor ve bu nedenle de belirgin bir tedavi seçenekleri de yok. Bu nedenle kök hücre bu hasta gruplarında şu anda uygulanıyor. Peki hocam, bu kök hücreyi biz çok duyuyoruz. Hı hı. Kök hücre nereden alınıyor? Nasıl bir uygulama yapılıyor? Bize biraz açıklayabilir misiniz? Evet. Kök hücre aslında çok geniş bir konu. Kök hücre dediğimizde bir tek hücre tipinden bahsetmiyoruz biz. Vücudun kendi dokularının hepsinde kök hücre var. İsterseniz hani dermatolojide de çok uygulanıyor. Kulak arkasından alınıp da yapılabiliyor. Ama gözde bizim uygulama alanımız 3 temel uygulama kaynağımız var. Biz çoğunlukla bebeklerin göbek kordonundan aldığımız kök hücreleri kullanıyoruz. Çünkü doku ne kadar immatürse, yani ne kadar genç bir dokudan alırsanız kök hücre o kadar kaliteli ve canlı oluyor. Bu nedenle bebeklerin göbek kordonu bu uygulama için son derece uygun bir kaynak. Kendi yağ dokusundan alınıp kullanılabilir, kemik iliğinden alınıp kullanılabilir. Biz bu üç grupla da çalışmalar yaptık. Şu anda en başarılı görülen bebeklerin göbek kordonu. Bu nedenle onu tercih ediyoruz. Laboratuvarda alınıyor bu kök hücreler. Laboratuvarda özellikle GMP standardına çok dikkat etmek lazım. Çünkü GMP Avrupa standartizasyonunu gösteren bir kalite belgesi. Bu belgeye sahip laboratuvarlardan göbek kordonu kaynaklı hücreyi temin edebiliyoruz. Peki bu uygulamada yaş sınırı var mı? Herkese uygulanabilir mi? Her yaş grubuna? Evet. Bizim ilk uygulamalarımız hep 18 yaş üzeri başladı. Sağlık Bakanlığı onayı gerekiyor gözde uygulama yapabilmek için diğer disiplinlerden farklı olarak. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı önce erişkin hastalara izin verdi. 18 yaş üstüne uygulamalarımız oldu. Daha sonra çocuk hastalarda da başladığı için bu genetik hastalıklar, çocuk hastalar için de yine bakanlığa başvuru yaparak bazı hasta gruplarında izin alabildik. Ama şu anda çoğunlukla 18 yaş üzeri uygulamalarımız devam ediyor bu hasta grubunda. Peki hocam, kök hücre uygulamaları gözde nasıl etkiler? Ne gibi faydalar sağlar? Az önce söylediğim gibi bizim hasta grubu biraz zor bir hasta grubu. Hani ilerleyici görme kaybı yapan bir hastalık grubuyla uğraşıyoruz. Tabii biz bu tedaviden mucize beklemiyoruz. Hani bu tedaviyi yaptık, her şey normale dönecek. Hasta günlük hayatında görmesini tamamen kazanacak gibi bir beklentimiz yok. Bu tedaviden temel beklentimiz hastalıkların ilerlemesini durdurması. Çünkü az önce bahsettiğim tavuk karası hastalığı bir hastada yılda ortalama %3 görme kaybı yapıyor. Biz bu kaybı durdurabilirsek hasta aslında kazanca geçiyor. Bizim temel beklentimiz bu tedavilerden ilerlemeyi durdurmak öncelikle. Hastaların yaklaşık %80'inde bunu başarabiliyor bu tedavi. İkinci beklentimiz görme artışı. Çünkü sadece hani görmenin kaybını durdurmak yetmiyor bazı gruplarda. Görme artışı da elde etmek istiyoruz.
Hastaların yaklaşık %60'ında görmeye de bir miktar kazanç sağlayabiliyoruz bu tedaviyle. Ortalama %10, %15 civarında görme kazancı elde ettiğimiz hastalarımız var bu tedaviyle birlikte. Evet. Peki bu uygulamaların evet amaç tedavi olmak ama bunun yanı sıra oluşabilecek bir yan etkisi var mıdır? Ya da hiçbir yan etkisi yok son derece tamamen güvenlidir diyebilir miyiz? Evet, en çok merak edilen noktalardan birisi bu. Çünkü kök hücre deyince hani hastalar interneti çok seviyor. İnternete girip araştırdığında kök hücrenin farklı dokulara dönüşebildiği, farklı tümörel oluşumlar mesela oluşturabildiği gibi bir şeyler yazıyor internette. Şimdi bu uyguladığınız kök hücre tipine göre değişiyor. Bizim uyguladığımız kök hücreler mezenkimal kök hücreler. Dolayısıyla başka bir dokuya dönüşüm riski yok. Bir de uygulama yeri önemli aslında gözde. Göz çok hassas bir doku. Gözün biz yuvarlağın iç kısmına girmiyoruz. İçeri uygulama yapmıyoruz. Tamamen dış duvardan, retinanın altına uyguluyoruz. Bu nedenle ekstraoküler bir uygulama, göz dışı bir uygulama. Dolayısıyla ciddi bir göz içi riski yok, enfeksiyon riski yok. Uygulamadan yaklaşık 3 gün sonra hasta normal hayat düzenine dönebiliyor. En büyük gördüğümüz yan etki, biraz bazen renkli görmeler oluşabiliyor, bazen hafif bulanık görmeler oluşabiliyor. Bunlar gelip geçici yan etkiler. Bunun da sebebi orada yerleştirdiğimiz kök hücrelerin çok aşırı retinaya uyarı vermesi sonucu böyle bazen ışık çakmaları, bazen renkli görmeler, bu tür uyaranlar olabiliyor hastada. Bunlar da tamamen geçici yan etkiler. Dolayısıyla güvenli bir yöntem olduğunu söyleyebiliriz. Hocam peki ben kök hücre yaptırmaya karar verdim, size geldim. Böyle bir uygulamayı yaptırdığımda genelde bizde merak edilir. Ne kadar süre sonra tekrardan yaptırmam gerekir? Ya da bu yaptığım işlem bende ne kadar süre kalır gibi sorular alıyorsunuz. Evet. Bununla ilgili de bize bilgiler merak edilen konulardan bir tanesi de bu. Şimdi kök hücreyi uyguladık. Bunun bir takım tabii şartları var uygulamadan önce. Hasta geldi, muayenesini yaptık. Uygun mudur değil midir önce ona karar veriyoruz. Çünkü her hasta bu tedaviden faydalanamayabilir. Uygunluğuna karar verdiysek Sağlık Bakanlığı onayı alıyoruz. Onayını aldıktan sonra tedavimizi uyguladık. Genelde bu tedavinin etkinliği ortalama 6 ayla 1 yıl civarında kendini göstermeye başlıyor. Çünkü kök hücrelerin oraya yerleşmesi, çoğalması ve bir takım büyüme faktörleri salgılaması biraz vakit alıyor. 6 ay 1 yıl içinde bir görme artışı elde edebiliyoruz. Ondan sonra stabilizasyon bekliyoruz bir süre. Bizim yaklaşık 5 yılı dolduran hastalarımız var. 5 yıl hala etkinliğinin devam ettiği hastalarımız var ama 3 yıldan sonra etkinin azaldığı hastalarımız da var. Bu biraz hastanın hastalığının ağırlığına, hastalığın tipine, hangi tip hastalıkta uyguladığınıza, yaşına gibi bir takım faktörlere bağlı aslında. Ortalama söylemek gerekirse 3 yıldan sonra bu tedavinin etkinliğinin azaldığını söyleyebiliriz. Ara doz gerekiyor mu? Böyle bir gerekiyor, şeyde. Evet. Böyle bir durumda ilave dozlar yapılması gerekiyor. Çünkü biz bu tedaviyle aslında hastalığın kökenini düzeltmiyoruz. Biz bu tedaviyle sadece rehabilitasyon yapıyoruz. Yani hastanın görme sürecini uzatmaya çalışıyoruz. Hastalığın genetiğini düzeltmiyoruz. Bu nedenle bu tedavinin sürekliliği gerekiyor. Yani hastaya bir kere tedavi yaptınız, ondan sonra güle güle bir daha görüşmeyelim diyemiyoruz bu tedavide ve belli aralıklarla mutlaka 6 ayda bir kontrollere çağırıyoruz hastaları. Evet. Şimdi izleyicilerimiz de merak ediyordur. Şimdi evet hastalığımız teşhis konuldu. Kök hücre tedavisine de karar verildi. Direkt yapabiliyor muyuz yoksa bu uygulamanın belli bir şartları var mıdır? Evet. Gözde kök hücre uygulamaları bir takım yönetmeliklere tabi. Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı bir yönetmelik var. Çünkü göz hani diğer dokulardan gerçekten farklı, yapı olarak da farklı. Bu nedenle bu yönetmelikleri takip etmemiz gerekiyor. Öncelikle hastanın uygunluğunu belirliyoruz bu tedavi için. Daha sonra Sağlık Bakanlığı onayı gerekiyor. Sağlık Bakanlığı'nda organ doku ve kök hücre nakli kurulu dediğimiz bir kurul var. Bu kuruldan geçmesi gerekiyor onayın. Hastanın dosyasını hazırlayıp onaya sunuyoruz. Onayı geldikten sonra yine az önce belirttiğim gibi GMP-C olan bir laboratuvar mutlaka kullanmamız gerekiyor. Türkiye'de bunu sağlayan çok az laboratuvar var. Bu laboratuvarla görüşüp hücrelerini ürettirip ondan sonra uygulamaya alabiliyoruz. Şu anda onayın çıkması yaklaşık 1-1,5 ay kadar sürüyor başvuru yaptıktan sonra. Kök hücrelerin üretimi de ortalama 15-20 gün civarında sürüyor. Dolayısıyla bir hasta başvurduktan yaklaşık 2 ay sonra bu tedavi için hazır hale geliyor eğer her şey uygunsa.
Hocam merak ettiğim için soruyorum. Kök hücre ağırlı bir uygulama mı? Evet. Bu da genelde merak ediliyor. Yani hastalar sonuç olarak evet bunu yaptırabiliyor ama ağrı eşiği çok düşük olan hastalarımız var. Evet, doğru. Bunlar rahatsız olabiliyorlar. Aynen. Bizim iki çeşit uygulama şeklimiz var. Biri enjeksiyon sadece. Durumu çok iyi olan, görmesi çok azalmamış hastalara biz enjeksiyon tercih ediyoruz. Bu günübirlik bir uygulama. Hasta geliyor, göze topikal anestezi yapıyoruz. Yani damla damlatıp uyuşturuyoruz. Daha sonra enjeksiyonumuzu yapıyoruz ve ayaktan gönderebiliyoruz hastayı. Gözünü kapatmıyoruz herhangi bir şekilde ve ertesi günden itibaren normal hayat düzenine dönüyor hasta. Bu oldukça kolay. İkincisi suprakoroidal dediğimiz başka bir yöntemimiz var. Bunu görme kaybı çok ağır olan hastalarda yapıyoruz. Evet, daha ileri vakalarda. Görme kaybı, görme alanı kaybı çok fazlaysa, hastanın görmesi %5'in altındaysa bunu tercih ediyoruz. Bu biraz daha komplike bir yöntem. Bunun için hastaneye yatış gerekiyor. Bunu da yine lokal yapabiliyoruz. Yani tamamen uyutmadan hastayı, sadece ameliyat bölgesini uyuşturarak yapabiliyoruz. Ortalama 15-20 dakika kadar sürüyor. Ya da hasta isterse eğer çok heyecanlı, ben lokalde duramam diyorsa uyutarak yapıyoruz. Bu da bir tercih. Çok ağrılı bir işlem değil. Uyuşturduktan sonra çok hasta bir şey hissetmiyor. Ama bu suprakoroidal dediğim yöntemi yaptıktan sonra birkaç gün işte batma, kızarıklık, hafif ağrı, göz hareketleriyle ağrı gibi şikayetleri olabiliyor aslında. Bu beklenen bir şey. Aynen. Hocam çok çok teşekkürler. Çok değerli teşekkür bilginiz ediyoruz. Çok çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. 8'de Sağlık'ta bugün göz hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Ayşe Öner'i ağırladık. 8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de Sağlığı sundu.